Ne diyorsun bir daha? Yani bak sen izlemeye gitmedin bak değil mi? ben filmi izlemedim ama e, izlersen belki fikrim değişecektir. Ha. Fakat ben e, Timuçin Esen'in e, sesinin ve bu filme kattığı e, tarzını çok beğendim. Müslüm Gürses filminde Müslüm Gürses sesi olmalı mı? Evet, belki Raw caption'da. Hmm. kapanışta. Hmm. Olabilir. Ama bana böyle çok eleştirilecek bir şey gibi gelmedi. Filme Sen gitmedin ama gittin. Hiç. evet. Eksikliği söyledin günler önce. Ya evet yayında söylemiştim ben. Ben e, şimdi Müslüm Gürses'in filmini izlerken onun acılarını anlıyorsun. İyice derine giriyorsun, giriyorsun. Ay diyorsun Müslüm Baba neler çekmiş. Hatta kendimi suçluyorum. Yayında niye sormamışım bunları vesaire. Ondan sonra onun ağzından o şarkıları onun yorumunu dinlemek istiyorsun. Çok güzel söylemiş. Timuçin sen. Evet, Çok başarılı bir oyuncu. Güzel Ama ya bir Müslüm Baba değil tabii ki. Tabii ki tabii Zaten Timuçin'i verdik hani işte Haydar Haydar ...çat sonra Müslüm Baba'nın sesi geldi. Gerçekten tüyler diken Onu yine oluyor. yapacağız. Şimdi yapacağız. Yapacağız Bak. Kimuç'un Esen, Esen'den Haydar Haydar'ı çok az verelim. Sonra bir sonra bir Müslüm, Müslüm Baba'ya geçelim. Farka gerçekten gel. bir farka. farka Ya herhalde tabii. yayında ama yani filmde insan istiyor. İzleyici olarak yani istiyor, ya, tabii. Yayında, yani istiyor. Dur, bir Siz bir sekil Ama kendi adına şey iş başarılı. <laughs> Sözümü geri alıyorum galiba. Evet ya. <laughs> çok güzeldi. Çok, çok, çok güzel. Güzeldi. Şimdi bu işin telifle alakalı gerçekten bir eee şey bir nedeni olabilir mi? Şey de diyorlar biyografi filmlerinde e, kendi sesi olmazmış hatta e, filmde bir sahne var araba satın alıyor Müslüm Gürses tamam. parayı buluyor. O araba satın alma sahnesinde gerçekten Müslüm Gürses'i görüyoruz hmm. bir yerde şöyle el kol hareket yapıyor otururken orada Müslüm Gürses o bile mesela garipselmiş ama gerçekten ben bir izleyici olarak... Hmm. Tarafsız bir izleyici olarak, Mustafa Suyu da severim, e, Timuçin Esen'i de, rahmetli Müslüm Baba'yı da... Aradın Müslüm değil mi? Gürses'in sesini, sesini aradım mı istedin? Yorumunu aradım. Yani böyle sanki baharatı yokmuş gibi. Evet. Film, evet. Muazzam, muhteşem bir yemek ama baharatı yokmuş gibi gelmiş olabilir izleyici olduğun için. Yani Müslüm Gürses'in eğer böyle bir, zaten seslendirdiği böyle bir eser varsa, sen de filmde Haydar Haydar'ı kullanacaksan, tabii ki... Ee, Müslüm, Müslüm Baba'nın sesinden dinlemek başka bir tat Ne kadar fark etti. Ve nasıl söylemiş. Ki Timuçin Esen de çok, çok güzel okumuş. Bunu da söyleyelim. Onun hakkını verelim. Hakkını Ama verelim yani. Müslüm Gülses muazzam. Devleşmiş. Muhaza. Bak Timuçin Esen bu filmle devleşti. Yani Türkiye'de muhterem, en iyi oyuncular arasında yani. Şimdi muhterem Nur'la ilgili bir not almış. Muhterem Abla'yla acaba bu konuşuldu mu? Şimdi bu telif işleri herhalde evet. bu saatten sonra onun e, hani mesela Kemal Ne kadar ailesi. ödenecek telif? Yani şimdi, e, başka eğer... bir şey gelmiyor aklıma. Neden telif? Söylense dışında? ne kadar ödenecek? Bir can, bunun fiyatı nedir yani? yani? Zaten dünyanın parasını harcadı. Bundan evet. kaçacağını sanmıyorum. Biliyorsun film bittikten sonra 15 gün yine çekim yaptı. Yani içine sinmediği için. Mustafa Usta'nın kendi açıklamasıydı. Ama yani başka da aklıma bir şey gelmeyecek telif dışında. Ya da böyle mi olmasını istediler? Timuçin esen mi böyle olmasını istedi bilmiyorum. Mesela bir tane yorum var diyor ki e, ben sizle aynı fikirde değilim. Müslümün, Müslüm'ün sesi olsaydı inandırıcılığı olmazdı diyor. He, vefat ettiği için. Evet mi? bu da hani farklı bir görüş. Hı -hı. Ama ben aradım ya Müslüm Gürses'in. Çünkü o sırada biliyorsunuz zaten işte acı, bir takım olaylar yaşıyor hadiseler. Dağın, o sırada o yorumu verseler o içli acılı o duyguyu daha alacağımı hissettim ben peki ama film güzel e, totalinde başarılı bir iş evet başarılı işlerde eleştiriler olacak e, en kötü ve en vahim eleştiri böyle olsun ama muhterem nurun da içine sindiyse... evet e, o bizim için önce pek fazla çünkü o onun hayat hikayesi muhterem nur'un hayatı aynen öyle şarkı telifleri için nameler almadan yani izinler alınmadan asla film vizyona bile giremez e, diye bir açıklama geldi Evet, doğru. doğru zaten oyunculardan da muvaffakatname imzalanmadan alınmadan bunlar vizyona girmez tehlikeli. Ya nasıl e, büyük bir aşkmış biliyor musun? Ben ta geçmişte yaptıkları röportajlara denk geldim. Mesela evde oturuyorlar. Muhterem Nur burada oturuyor. Asla diyor yanıma oturmazdı diyor. Hep karşıma otururdu Ay diyor. Ay izler Sadece onu izlemek için. Ay çok güzel. Düşünebiliyor musun? Ve Muhterem Nur şu an yurt dışına Ay veya işte uzak bir yerlere gitmiyor. Neden gitmiyor biliyor musun? Çünkü Allah korusun vefat ederse ondan uzak olmak istemiyor. Ee, aynı mezarlıkta o olmak. Zaten istiyor. Şu an artık Yan hepimizi yana... vasiyettir bu artık. Evet, Allah tabi ve gecinden hiç, versin. Allah Allah uzun ömürler versin. Ee, muhterem Nur da vefat ederse etsin Allah tabi uzun ömürler versin. Tabii ki kocasının tabii ki yani. yanına gömülecek. Evet. Yani. Çok 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 büyük bir aşkmış gerçekten. Ay, ne kadar güzel. Bakar ne kadar güzel. Allah rahmet eylesin. <laughs> muhterem Nur'a da uzun ömürler versin. <laughs> Sibelcan izlemeye gitmiş en son. Hı. <laughs> Hüngür hüngür çıkmış ağlıyor ağlıyor Var Yüzüyelim mı? Var Var mı? Bu cuma Freddie Mercury'nin hayat hikayesi vizyona giriyormuş. Orada da mesela Freddie Mercury'nin sesi olmayacakmış. Ya, Yorumu olmayacakmış. Ne enteresan ya. Bunun bir nedeni vardır. Vardır e, elbet. Sinema dünyasında belki ama belki de e, bak bazı e, şimdi, sanatçılar, şarkıcılar ya da oyuncular ha. kendi sesini kullanma e, egosunda olabiliyorlar hece. Timuçin'e senle ilgili böyle bir şey mi oldu bilmiyorum ama Freddie Mercury ile alakalı oyuncular belki bunu yapmış olabilir. Ben şunu çok net yaşadım. Sibel Can'la alakalı konuşacağım bu arada. Sibel Can'ın burnu estetik değil mi ya? Çok doğal durmuyor mu burnu? Burnu estetik miydi? Yani bence değil. Ya ben estetik değil diye düşünüyorum ama çok doğal duruyor ya. Değil, değil hiç. Yani ne kadar doğallığı özlediğimi şu anda anladım. yoksa Her yer yapılıyor geliyor ya şu an ne kadar güzel O zaman peki Müslüm Gürses'le düetini hatırlatalım. Oradaki burnuna dikkat et. Abi bakalım. Bakalım. Sibel Can ağlar biliyor musun? Şimdi bizi izliyorsa bu ben görüntüde de ağladığını o kadar biliyorum ve tanıyorum ki Sibel Sibelcan'ın sesinin güzelliği. Evet ya gerçekten Müslüm Gürses'in babalı falan. Çok güzel işler ya. Çok güzel bir geçmişi geçmişimiz var. Çok güzel bir çocukluğum var. Şöyle e, seslere tanık olduğum ya için. Ya şu an yapılan şarkılar beni o dönemki yapılan çerez, şarkılar çerez. kadar heyecanlandırmıyor. Bir yaşanılan, yemeğin yanında yenecek bir garnitür gibiler. Yaşanılan acaba aşklarla mı alakalı? Önceden daha güzel, daha saf, daha temiz aşklar mı yaşanıyordu? Müslüm Gürses'in Muhterem Nur'la yaşadığı aşk gibi. E, hala e, Muhterem Nur'un onu adını bile anarken titremesi, heyecanlanması, ona olan aşkını dile getirmesi. Değil Karşıdan mi? izlemek ne demek ya? Evet ya evde öyle yan yana asla oturmazlarmış. Ay kendimi keseceğim. Filmde Çok... de zaten turneye çıkıyorlar. Turnede otobüsün içinde Muhterem Nur uyuyor. Sonra uyusana diyor sen de diyor. Tamam diyor uyuyacağım diyor. Ama bir uyanıyor böyle sabah oluyor artık uyanıyor. Müslüm hala ona bakıyor böyle. Böyle bir aşk düşünsene. Çok fena bir şey. Allah yani herkese Allah, nasip etsin. Herkese nasip etsin. Ayrı ay şu an ayrı olmakta büyük acı. Evet. Hatırlasana heykelini görünce ne kadar fevahaştı. Ya ya. O görüntü eğer elimizdeyse bir hatırlayalım mı? Bağmum'un heykelini görünce muhterem Nur nasıl şaşırmıştı? Tüylerimiz diken diken olmuştu. Ay ben şimdi hatırlayınca bile kötü oldum. Yani zaten çok benziyordu. Evet. Yok mu şu an? Hazır değil tabii artık 100 öncesinden verdik ama e, çok etkilendiği kesin. Allah, Aynen öyle teknoloji aşkı var. bozdu diyen bir izleyicimiz var. Onu söyleyecektim evet, ya. Biraz. Bu Instagramlar falan filan hepimizi bozdu. Bozdu. Hepimizi. O yüzden neyse <laughs> <eylesin. gülüyor> bu Instagramları mı? <laughs> yok yok. Instagram açık kalacak. Peki. Devam edelim. Devam edelim.